Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yeni bir eğitim videosuyla devam ediyoruz. Sanırım üçüncü ülkemizi anlatıyoruz. Japonya İmparatorluğu. Yani Japonya İmparatorluğu diyelim hadi. Japonya direkt diyelim. O dönem imparatorluk değildi. Şimdi Japonya ek paketle beraber gelen Part of the Sultan's Essence. Şimdi Japonya 794-1616 civarını alıyor. 2 yıldız zorluğu var diyor. Bu arada şeyi zaten yine yazacağım. Atlamanız gereken o teorik bilgi zamanını yazacağım. Direkt şeyde görebilirsiniz. Ve bu güncellemeden sonra gelmesi çok iyi oldu. Agriculture yani tarım, bannerman yani şey taşıyıcıları, flag yani bayrak taşıyıcıları, infantry yaya asker. Evet. Ruling over the Japanese land. Japon topraklarını yönetirken diyebiliriz veya onun üzerine yani Japon topraklarını yönetmek. The daima enchants agriculture and employs samurai to defend their territory. Diyor ki daimo tarım tarafından büyülenir gibi yani hani güçlenir, efsunlanır ve samurayları işe alır topraklarını korumak için. The unique forge works tirelessly to sharpen their blades to give an edge in battle. Diyor ki eşsiz, şahsına münasır, doğru eşsiz dedi her şeyi. Arsenali, demircisi yorulmaksızın çalışır şeyi bilemek için kılıçlarını savaşta yani onları daha farklı bir yere taşımak için gibi çevirebiliriz. Yani kılıçlarını, bıçaklarını, kesici aletlerini güçlendiriyor. Evet gerçekten de öyle. İlk çağdan itibaren Japonya'nın o özelliği var. Zaten göreceğiz. Ondan sonra cima, fierce samurai bannermen lead their diverse army of infantry and cavalry to victory. Diyor ki korkusuz samurai bayrak taşıyıcıları yani liderleri de denilebilir bir yerde. Ordularını karma ordularını diyebiliriz. Yaya ve atlı ordularını zafere götürür liderlik eder onlara. Evet şimdi civilization bonuslarına bakalım. Diyor ki şu işe yarıyor. Mesela Bannerman pardon. Civilization bonus şu. Town center'lar geliştirilebiliyor. Evet. Sadece taşla geliştiriliyor. 3 levelleri var. Ve çevresindeki tarım alanlarını deli gibi güçlendiriyorlar. Yani ilk geliştirmede %25, ikinci de %50, üçüncü de %75 daha hızlı çalışıyor. Tarım alanı çevresindeki. Ve Bannerman samuraylarını limitini artırıyor. Yani şu kafanıza göre Bannerman basamıyorsunuz. Onlar daha güçlü askerler ve komutanlar. Öldüklerinde bayrak bırakıyorlar. Ve o bayrak 30 saniye boyunca da hala savaşmalar için devam ediyor. Diğer askerlerin. O bayraklar askerleri güçlendiriyor. Hangi çeşitse mesela okçuysa okçu %15 güçlendiriyor. Atlıysa atlı %15 güçlendiriyor. Yaya ise yaya askeri %15 güçlendiriyor. Yani yaya kılıçlı askerleri falan. Yaya derken onu kastediyorum. Yoksa okçuları yaya. Geneli. Ondan sonra cuma. Samuray Bannerman'lar işte bonus veriyor yanındaki askerleri. Samuray hedefleri. Şu işi var. Samurayların özel zırhları var. Bunlar şu işe yarıyor. Düşmanın ilk saldırısını iptal ediyor. Ya. İster okçu falan olsun, ister kılıçlı olsun. Ondan sonra cuma farm house'larını şöyle farm house'lar değirmen değil, direkt ev. Yani hem normal ev hem de adını söyleyeyim. Tarla için vesaire kullanabileceğiniz ev çeşidi. Ondan sonra bir forge. Evet, aynı zamanda demircileri de hem maden için kullanılabiliyor, madenler için
hem de upgrade, güncelleme için, geliştirme için kullanılıyor. Yani kılıçları vesaire oradan geliştiriyorsunuz. Gold Double Bind. Aynen. Eğer işçilerinizi altında çalıştırırsanız bir miktar daş kazanıyorsunuz. Daşta çalıştırırsanız bir miktar altın kazanıyorsunuz. Ya. Ekstra... Ha evet, diyor ki ekstra mil damage'e ulaşabilirsiniz. T ilk çağdan itibaren. Evet, bunu demiştik zaten. Yani kılıçlarını, bıçaklarını falan biliyorlar demircide. İlk çağdan itibaren ulaşabiliyorsunuz. Yani askerleriniz, işçileriniz daha güçlü oluyor. Üçüncü çağda çağ binasını inşa ederken iki dinden birini seçiyorsunuz. Ya geleneksel Shinto dini, Japonlara özgü, ya da Budizm, ki onlarda da Zen var, öyle bir mezhepleri var. İkisinden birini seçiyorsunuz. Budizm veya Shintoizm, ikisinin arasında da bayağı farklar var. Onu ileride zaten göreceğiz. Dördüncü çağda geliyor kaleleri. Üçüncü çağda kale inşa edemiyorsunuz. Lakin daha fazla canı var binaların, kalelerin ve aynı zamanda roket fırlatıyorlar. Aynı zamanda eğer 3. levele artırırsanız ana binanızı veya diğer yine ana binalarınızı, onları da roket konuşlandırılıyor. Değil mi yavrum? Bacağınız şey. Şimdi ve fishing boats are cheaper to produce. Balıkçı tekneleri de üretim için daha ucuz. Evet. Evet. Daimolar var. Yani işte komutanlar falan, bunları anlattık zaten. %70'i kadar farmı geliştiriyor. Diğer defanslarını da geliştiriyor daimolar. Hatamo Samurai. Oo, bunu tek tek anlatacağım. Bu Hatamo Samurai, Elite Samurai, Bannerman. %15 damage veriyor. Ama biz zaten bunu dedik. Bunu zaten söyledik. Öldükten sonra da bayrağı yere düşüyor. Ondan sonra o askerler 30 saniye boyunca savaşmaya devam ediyor. Birinci çağdan itibaren üretebiliyorsunuz samurayları. Yine dediğimiz gibi blokluyor ilk saldırıları. Belli bir süre için. Belli bir süreden sonra tekrar bloklayabiliyor. Farmhouse, Forge, evet bunu anlattık. Minecamp. Yani hem demirci hem de mesela altın madeni veya taş madeni olarak kullanılabiliyor ve evlerde tabii ki tarım için kullanılabiliyor. Yani oraya et bırakıyorlar vesaire veya geyik için ıvır zıvır. O da fortress. Aynen bunu dedik. Dördüncü çağda geliyor. Şu roketleri var. Gümüş madenciliği. İşte onu diyor. Yani ne zaman altın bırakırlarsa %20 ekstra stone geliyor. Evet, 3. çağda din değiştirme, %30 daha ucuz üretim, fishing, özel askerleri, samuray, yaya kılıçlı kalkanlı askerler için bu oluyor. Mountain Samurai'da bu şu atlı şövalyeler yerine geliyor. Yuma Ashiwiru, Ashigaru, bunlar okçular, daha dandik okçular ama çok daha hızlı koşuyorlar vesaire ve daha ucuzlar. Canları az. Ama ucuz da dedik. Ona bu geşiya hafif kılıçlı askerler diyebiliriz. Daha farklı bir silahları var da. Daha hızlı koşuyorlar ve uzun menzilli silahları var biraz daha. Yani normal kılıca göre daha uzunlar. Böyle savaşıyorlar. Ondan Musha. Bunlar crossbow yerine geliyor. Atlı crossbowcular diyebiliriz aslında. Uzun menzilliyorum. Daha geniş silah okları var ama crossbow yerine hareket edebilen crossbowlar diyebiliriz. Benzeri yani. Shinobi, bunlar espiyonaj için kullanılıyor. Yani ispiyonculuk, yani casusluk için kullanılıyor. Bunları zaten göreceğiz. Yani görmeyeceğiz. Yok, göreceğiz. Elhamdülillah. Evet, ondan sonucuma casusluk yapabiliyorlar, sabotaj yapabiliyorlar. Assassinate derken direkt çok fazla hasarları olduğu için öyle manasında diyor muhtemelen. Suikast yapabiliyorlar diyor. Ve Cacao of Township'ten üretiliyor.
ikinci çağdaki bir bina. Ozutsu. Bunlar da ağır Abuskan gibi. Obüs gibi yani şey Osmanlı'daki Ecevit'te. Ona çok benziyor. Bunlar ağır uzun menzilli yaya askerler ve ellerinde top taşıyorlar. Yüksek siç ve şarapnel demeçleri var diyor. Dördüncü çağda özel bir binadan üretiyorlar. Çağ binası. Evet, şimdi buraya hemen gelelim. Açalım. Bakalım. Şimdi buradan ne var? Şu. Diamond Manor gördünüz. Bakın. 300 daş, 600 daş, 1200 daş. Bunu yaptığınızda mesela ilkini yaptığınızda size artık üretebiliyorsunuz özel samuraylardan, bayrakçılardan. Ondan sonucuma size bedavada bir işçi vereyim. Canını 1000 yükseltiyor ana binanın. Ve bir tane daha ok yeri koyuyor. Ve %25 tarımdan artık daha iyi çalışıyorlar işte tarımda, çevresinde ana binanın. İkinci, bu arada her ana binayı ayrı ayrı geliştiriyorsunuz. İkincisini yaparsanız artı 2 artırıyor. Bannerman'ların daha yani 3 totalde üretebiliyorsunuz. Bu arada hepsi ayrı ayrı üretemiyorsunuz. Totalde 3 tane üretebiliyorsunuz. Yani okçu, atlı veya kılıçlı yapacaksınız. Hayır, 3'ü ayrı ayrı değil. Hepsini tek tek üretiyorsunuz. Ondan sonra bedava bir tane işçi. Onu ve 2000 canı da artırıyor. Ve fire armor'a artı 2 ekleniyor. Yani direkt artı 2 oluyor. Ve ekstradan bir tane daha ok yeri koyuluyor. Ve %50 artık üretim oluyor. Stack şeklinde totalde. Ondan sonra üçüncüsü eğer bunu yaparsanız artı 3. Yani totalde 6 yapmış oluyor. Bannerman üretimi için. Totalde 6 Bannerman üretebiliyorsunuz. Ondan sonra bir tane bedava işçi veri. Artı 3000 can veri. Artı 3 daha zırh ekliği. Meşale zırhı. Ondan sonucuma %75 artık deli gibi çalışıyorlar ve roket ekliyor. Evet, ana binamız böyleydi. Farmhouse'a geçelim. Gördüğünüz gibi normal ev. Aynı zamanda da house'umuz. Burada çok güzel bir şey. Bunu kesinlikle ilk çağdan bence yapın. Bunu yapıyorsunuz şey için, tarım için vesaire ve birdler için. Bunu yaptığınızda işçiler artık artı 3 daha fazla şey taşıyabiliyor. Yani altın, odun, et 3'ünü de daha fazla taşıyabiliyor. Ve %7 daha hızlı yürüyorlar. Bu ne demek oluyor? Yani eşyalar daha hızlı bırakacaklar, daha çok çalışacaklar demek. Ve %25 Berry Bush'tan daha fazla şey toplay. Ondan sonucuma artı 3 yine daha çok şey taşıyorlar. Moment Spoon %7, %25 yine Berry Bush'tan daha fazla, yani böğütlerine falan daha fazla topluyorlar. Ve bu tekrar artı 3 daha fazla şey taşıyorlar. %7 daha hızlılar. Ve %25 daha fazla şey topluyorlar. Berry Bush'tan %75 etti. Berry Bush için. Evet. Lumber Camp bu klasik oduncumuz. Evet. Forge. Bu şimdi hem madencimiz hem de demircimiz. Burada gördüğünüz gibi şu farklı. Bu kılıçlı askerlerin yani daha doğrusu şey hariç herkesin siege yani kuşatma birimleri hariç herkesin artı bir şeyini veriyor. Kılıçlı, mızrakçı, ıvır zıvır kim varsa. Ya işçiler dahil. Artı bir, artı bir, artı bir. Deli gibi bir bonus. Artı üç totalde deli gibi bir bonus. En başta özellikle. Gördüğünüz gibi yaya kışlasında samuray var. Samuray 100 et, 30 altın şu an. İleriki kısımlar kısmet değişebilir veya hiç değişmez. 23 saniyede bir üretiliyor. Ağır zırhı var. Ondan sonracıma dediğimiz gibi herhangi bir ok veya kılıç darbesi ilkini engellemiş oluyor. Ondan sonracıma yanlış hatırlamıyorsam belki onu değiştirdiler de şeyi de engelliyor. Mancınık taşını falan. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çünkü değişmiş olabilir ya da. Yavaş hareket. Atlı şövalyeler veya crossbowcular tarafından
yenebilir diyor. Bu da diğer özel askerimiz. İkinci çağda üretiliyor bu. Gördüğünüz gibi 60 et, 20 altın ve 15 saniyede bir üretiliyor. Hızlı hata var. Gerçekten hızlı hata var. Hızlı hareket ediyor. Gerçekten hızlı hareket ediyor. Uzun menzilli silah var. Yani uzun. Zırhlılara karşı güçsüz. Ve öyle yazıyor. Ve karşısındaki okçular ve ağır atlılar sikiyor diyor. Evet. Katana Benderman bu dediğimiz özel asker. 100 et, 30 altın, 15 saniyede bir üretiliyor. Klasik samuraya benziyor. Odachi. Bunlar samurayları Odachi silahını veriyor. Artı 4. İnfanteriye karşı bonus kazanıyor. Artı 4. 4. çağda da mızrakçılar için Spearman damage'ini %20 artırıyor. Ve atlılara karşı damage'ini de %20 artırıyor. Ya. Pardon. Silahı uzatıyor %20. Weapon range artıyor %20 ve atlara karşı %20 damage artıyor. Dok'a baktığımızda atakı bu ne? Warship var. 170 et, 220 odun ve 220 altın. Diyeceksiniz ki niye hepsinin etin altın dokunuyor? Zaten değişiyor ama. Değişebiliyor yani. Bakın. O yüzden çok şey yapmıyorum. Ama Samurai falan özellikle okumak istedim. Ondan sonucu bu. Büyük roketli aracımız yazıyor. Savaş aracı. Ondan sonucuma özellikle binaları falan yıkar diyor. Patlayıcı şiplere karşı güçsüz diye ve yavaş hareket ediyor diye. Ve özel bir teknolojisi var. Copper plating. Bronz kaplama gibi. Fire and range armor bütün şiplerin artı 2 gelişiyor. Yani ateş ve menzilli zırhları artı 2 gelişiyor. Devam ediyoruz. Outpost. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci çağ binası. Ben genelde bunu yapıyorum. Şimdi bu ekonomik sembol binası şu işe yarıyor. İşçiler buna şeyi bırakıyor. Yani işte altın da bırakabilir, et de bırakabilir, ıvır zıvır. Yani klasik bir ekonomik şey olarak çalışıyor. Ondan sonucuma her 50 saniyede bir tane tarım alanı üretiyor. Ya o yüzden bunu biraz boş bir yere kurun. İyice bakın. Yani bir tarımlık yer bırakın ana binanın yanına kuracaksanız. 12 tane totalde tarım şeyi üretiyor. Tarlası. Bedavadan. Ondan sonra da dakikada size sürekli odun veriyor. Ya kaç ama odun? 38 odun mu? Öyle bir şeydi. Yine de şükür. Ve gördüğünüz gibi içindeki teknolojiler de bunlar. İkincisi çağ binasına atlarken bu Coca Township. Bu da size işte bir tanesini bedava verecek şunlardan üretince. Size vereceği şey şu casuslar ve suikastçılar. Yani aslında ikisi de bir tabi bunda. 60 et, 60 altın, 23 saniye. Şimdi bunlar kılıçlı asker genel olarak. Genel olarak değil, kılıçlı asker. Düşman işçisinin kılığına girebiliyor. Yaya kılıçlı askerlere falan bonusu var. Can üretimi var. Ya yaralandıktan sonra kendi iyileştirebiliyor gibi her vakit saniye geçtikçe ama çok uzun sürüyor iyileşmesi. Ana bina, kuleler ve izciler bunların keşfedebiliyor. Mesela düşman kılığına giriniz ama keşfedebiliyorsunuz. Ondan sonra şimdi Town Center Classic, Market, tamam. Şahmerdan, Siege Tower, yürüyen kule. Ondan sonra önce Archer, Archer yerine geldik. Okçu kışlası. Yumi Ashiguri. Bu da 30 et, 35 odun. Increased Move Speed. Daha hızlı yürüyor. 13 saniye bir üretiliyor bu arada, daha hızlı. Normal okçudan daha ucuz. Canı daha az. Zırhlı kişilere karşı güçsüz ve hafif atlar tarafından sikilir diyor. Onamusha. Ya. Onamusha da şu
dediğimiz atlı crossbowcular aslında. Yani crossbowcu değil ama onun yerine iş görüyor. 80 et, 60 altın ve 24 saniyede üretiliyor. Hızlı atlılar diyor, uzun menzilliler diyor. Ağır askerlere karşı, yani ağır zırhlı askerlere karşı bonusu var diyor. Menzilli birimlere karşı zayıflar diyor. Yani onların counter menzilli birimler. Yuma Bannerman yine demiştik. 100 et, 30 altın, 15 saniyede üretiliyor. Klasik diğer Bannerman gibi. Yine Hanka'nın Ashigaru, şu an bunun diğerinden bir farkı yok. Şey olarak baktığımızda muhtemelen ileride ekleyecekler inşallah. Kaburya Whistling Arrow. Bu da şöyle bir teknoloji. Hafif diyorum. Bu ağır ağır diyorum. Crossbowcu atlar var ya. Bu atlılar düşmanı gördüğünde 10 saniye daha hızlı koşuyorlar. Ya. Stable'a gelelim. Burada gördüğünüz gibi izcimiz, hafif atlımız ve Uma Bannerman'ımız var. 140 et, 110 altın, 15 saniye üretiliyor. Klasik diğer Bannerman'lar gibi. Ondan sonra cıma tabii ki Elite Samurai var. 140 et, 110 altın, 35 saniye, evet. Ama hala bu daha güçlü tabii ki. Ondan sonra cıma ağır zırhı var. Yine dediğimiz gibi buna biri ok veya kılıç attığında ilki piç oluyor. yakın dövüşte güçlü diyor. Ve mızrakçı ve crossbowcular tarafından skiller diyor. Bunun da şöyle bir, burada da şöyle bir teknoloji var. Şunun için, atlı samuraylar için %10 daha hızlı hareket ediyorlar. Bunun ilk zırhı aktifken, yani şey vardı ya, yansıtabilen zırh, yani ilki piç olan zırh var ya, o eğer aktifse %10 hızlı koşuyorlar diyor. Evet. Şimdi 3. çağ özel binalarına bakıyoruz. Dediğimiz gibi şimdi din seçebiliyorsunuz. Eğer Budizm'i seçecekseniz, bu arada diğer şeylerden artık farklı bunların dini teknolojileri. Diğer elbetlerden bir zahmet. Güzel. barn falan yok yani. Barn hatırlıyorsunuz 30 et, 30 altın, 30 taş veriyordu fazladan. Şimdi orada değişti zaten, 40 et, 40 odun, 15 taş oldu. Şimdi onlar yerine neler görüyor bakalım. Şimdi ilk önce Budist Monk. Sadece 100 altın, 30 saniyede üretiliyor. Ucuzlatılmış diyor. Evet. Birimleri dönüştürdüğünde diyor. Yani Budizm'e dönüştürdüğünde diyor. Aynı zamanda müttefiklerinin, o çevresindeki müttefiklerin güçleniyor. Saldırı demeyi, hasarı artıyor. Otomatik olarak düşmanların da atağını azaltıyorsun. Bu arada şeysiz yani bu. Hani conversation'a gerek yok. Din değiştirmeye gerek yok. Ve tabii ki milletin canını artırıyor. Şimdi Zen Budizm. Bu teknoloji gerçekten hoş. Ne eşeğe ihtiyacınız var ne deveye. Yani hiç tüccar çıkartmasanız bile bence bu bayağı bir işinizi görür birçok haritada. Bu teknolojiyi araştırdıktan sonra her bir monk, her bir rahip 25 altın üretiyoruz 60 saniyede bir. Yani bir dakikada 25 altın üretiyor her biri. Yani 10 tane rahip çıkartsanız 1000 altın, 250 altın üretiyor dakikada. Yani 10 işçi falan diyebiliriz bir yerde. Tabii ilk çağların teknolojileri. Ondan sonra acaba ne han... Bu teknolojiyi araştırdığımızda bundan sonra birilerini dönüştürmeye çalıştıktan sonra veya dönüştürdükten sonra %25 daha hızlı doluyor dönüştürmek milletin dinini. Ondan sonracımı aynı zamanda müttefiklerini %25 daha hızlı hareket edebiliyorlar. Yani şeyi falan koruyabilirsiniz rahibi. Çevirme olduğunda. Ondan sonra evet. Ondan sonra cıma, yani ekstra bir şey, yani o manada mı yazıyor onu anlamaya tam çalışıyorum. Öyle gözüküyor. Ondan sonra Five Mountain Ministries. Şimdi bu teknolojide araştırdığınızda 5 dağın hocalarını şey ettiğinizde,
hocalarına diyek. Buddhist temples cast show sutra on nerbi enemy every 6 seconds. Diyor ki şu diyor. Bu Shao Sutra diye bir özelliği var Budist rahiplerin. Bunlar da düşman %50 hasar kaybediyor 30 saniye boyunca. Yanlış hatırlıyorum. 10 saniye ya da 30 saniye boyunca. O şey yine de değiştirdiler mi emin değilim. Değiştirmediler benim bildiğim de. Bu zaten bundan sonra 4 tane daha tapınak yapabiliyorsunuz. Sınırı var Budizm'de. Totalde 5 tane ilk çağ şeyi 3. çağ binasıyla. Bunu yaptığınızda bu tapınaklar düşmanın çevresindeki düşmanları her 6 saniyede bir o özelliği uygulayacak. Bedavadan. Şimdi Floating Gate ben genelde bunu seçerim. Ama bu işte yeni güncellemeyle çok cazip oldu. Neyse. Bunun da şimdi özelliği şu Shintoizm'de her 2 dakikada bir Yorishiro üretiyor. Yorishiro onların kutsal emanetleri Shintoların ve Shinto Priest'le beraber geliyor. 156 moronun tanesi. Shinto Priest'le beraber elinde kutsal emanet geliyor. Her 2 dakikada bir. Totalde max 4 tane olabiliyor. Bunları isterseniz ana binaya hızlandırmak için, isterseniz oduncuya koyabilirsiniz bedavadan odun almak için, isterseniz madene koyarsınız bedavadan altın almak için, isterseniz eve koyarsınız normal eve bedavadan et almak için, isterseniz askeriye koyarsınız deli gibi hızlı üretsin diye. Evet. Unique bonusları var diye. Yani gördük unique bonusunu. Ondan sonucuma tabii ki yavaş hareketi diye. Friendly unitleri iyileştiriyi 30 saniyede bir üretiliyor 156. Şimdi birinci teknolojisi Shintolar canları artı 40 artıyor priestlerin, rahiplerin. Ondan sonra şimdi %60 daha hızlı iyileştiriyorlar ve %15 daha hızlı yürüyorlar. Yani 3 teknoloji 1 gibi neredeyse. 2-3 teknoloji 1 gibi. Neyse. Banrei. Öyle bir şey. Bu teknolojimiz de ya Yorishiro'yu artı limitini 2 artırıyor. Yani o kutsal emanetler var ya max 4 dedik. Direkt 6 olabiliyor artık. Ve o ikisini direkt tapınaktan çıkartmış oluyor. Ama şey tapınağı, ürettiğiniz 3. çağ binaya tapınağından direkt 2 tane çıkartıyor. Şık şık. İstediğiniz yere koy. Ondan sonra acıma Gion Festival, bu arada bu 4. çağ teknolojisi biraz şey. Gion Festival, bu da binalarınız artı 2 daha fazla yere görebiliyor. Her 3 dakikada bir bütün ekonomi birimlerinin canı %100 iyileşmiş oluyor 3 saniye içinde. Ya. Ondan sonucuma yolumuza devam edelim. CG görüyorsunuz. Kuşatma atölyesi. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi de 4. çağ binalarına bakıyoruz. Şimdi çok özel bir kalesi var. Tabii ki roketli. 4. çağ binası olarak. Bu sadece kale olarak şey görmüyor. Tabii görüyorsunuz bunları ekliyorsunuz da. Sadece kale olarak şey değil. Bu arada okçu yerine roket var. Keşke okçu da olaydı ama. Neyse. Bu kalenin şöyle bir özelliği var. Burada koymamışlar ama. Şey seçiyorsunuz. Haritadan bir tane ticaret noktası seçiyorsunuz. Ama şey olacak bu ticaret noktası. Natural. Yani tarafsız bir ticaret merkezi olacak. Oradan size geliyor. Et, altın, odun, taş hepsini veriyor direkt. Taşı yarısına kadar veriyor. Mesela 600 et verdiyse yok. 300 taş veriyor. Hatta biraz daha azalttı herhalde. Ya yarısı ya da daha az veriyor. Ondan sonracıma evet bunu kuruyorsunuz. Diğer 4. çağ binası da ben ki genelde bunu kullanıyorum ama şunu da kullanmak çok mantıklı. Yani X arasında gidip geliyorum daha çok da oyuna göre, maça göre. Şimdi bu şu. Tanegashima Gunsmith. Bunun şöyle bir özelliği var. Şimdi ozut suyu zaten buradan üretiyorsunuz. Abuskun benzeri demiştik ya, Abuskan, işte Obüs. Her 30 saniyede bir size bedava asker şeyi biriktirtiyor. Bakın.
Burada hepsini niye göremiyoruz? Amanına koyayım. Bakın yani mesela normal ha şu. Normal tüfekli asker de alabilirsiniz. Ozutsu da seçebilirsiniz. Bu sıçtığımın tüfekli bir makinesi var ya, onu da seçebilirsiniz. Ve Bombard da seçebilirsiniz. Bombard. Topçu da seçebilirsiniz ve bunlar bedava. Her 30 saniyede bir artıyor diye. Ve 2 stockpile ile geliyor, yani direkt 2 tane seçilebiliyor. Şey yani 2 tane seçebiliyor da ki 2 tane çıkartabilirsiniz. Bu. Ve normalde şuna ulaşımı yok biliyorsunuz Japonya'nın, ama bununla beraber geliyor. Ondan sonucuma kaleler. Görüyorsunuz. Kendi zaten şahsına münhasır. 300 odun ve 900 taşla yapılıyor. Üniversiteye geldiğimizde de Oda Tactics diye bir özellik var. Bu da yaya askerlerin, yani kılıçlı vesaire yaya askerlerin, yakın dövüşçü askerlerin canını, damage'ini ve torch damage'ini, yani hasarını ve meşale hasarını da %20 artırıyor. Her şey %20 artırıyor. Bu da Tokugawa Shrine. Tokugawa'nın dini türbesi gibi. Okey. Şimdi artık gözümüzde görebiliriz. Kaçıncı dakikadayız? 31. 31'den sonra bakabileceğiz diyeceğiz. Skirmişe girelim. Japonya'yı seçelim. Karşımızda da Çin olsun. China. Ondan sonra acımı. Evet. Şöyle bir bakalım. Bura olsun mesela. European Temple olmasın. Otuz ikinci dakika. 10'dan sonra Jima 11 gelir. Bunlar revealed. Evet, her şey bunu tam normal bir şey değil. Şimdi şeyi yazmak için açtım. Hızlı bina kurabilmek için. Evet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Baba. Hemen geliştirmesini de yapalım. Şu bildiğiniz üzerine 3 çeşit geliştirmesi var. 300, 600, 1200 taş ve daha fazla daima bannerman üretebilmemizi sağlıyor. Şimdi ha şunu yapacaktık. Evet arkadaşlar, Allah cezanızı vermesin. Şimdi şunu görüyorsunuz. Bu klasik evimiz ama aynı zamanda et için kullanılıyor. 1 2 biraz fazla yapalım. Tekrar geliştirelim. Bakın gelişti. Tekrar geliştirelim. Gen gelişti ve şimdi %75 daha fazla et topluyor bunlar. Bunun çevresindeki tarlalar. Aynı zamanda ne geldi? Tabii ki roket. Bakın. Niye Canon yazıyor arabada? Roket normaldi. Yeni güncelleme geldi, belki bozdular. Görüyorsunuz. 8 bomb var. Tabii o tabii teknolojiyle geliştiriliyor. Artı 10 çiple karşı 8 tail. Bu da 8 tail maalesef. Eskiden 9 menzildi roket. Artı 180 artı 110 infantry cavalry, atlı veya yaya askerleri, artı ya da 80 artı 330 ship gemilere karşı 4.12 saniyede bir sıkıyor. Gördüğünüz gibi 5 fire damage var, yani torch damage ve 50 range damage var, menzilli damage, ama tabii ki topa karşı falan zırhı yok şu an. Ne yaptın? Ondan sonra şimdi şuraya bakalım. Oduncumuz. Bunu gördüğünüz gibi hem demirci hem de maden tarlaları gördünüz. Askeriyimizi gösterelim. Gemi yerimizi gösterelim. Kışlamızı 3 ayrı yapıp gösterelim.
Ondan sonucuma bu zaten klasik ama neyse yapalım. Şimdi ikinci çağrımını alırız. Normalde ben şunu seçerim. Bu dediğimiz gibi ekonomi binası, diğeri militeri binası, askeri. Bu ekonomi binasında 12 tane size totalde tarla üretiyor çevresine. Üretim bittikten sonra da size dakikada odun veriyor. Şimdi şunu mesela bakın şeyi göstermiyor maalesef. O yüzden şöyle bir ortaya kurun. Ondan sonucuma binaları görelim. Tiyallah. Hah, bunu gördünüz zaten. Evet, şimdi gördünüz iyice. Şimdi şunların hepsinin şeylerini görün. Bakın. Bu mızrakçı görüyorsunuz %15 daha fazla hasar veriyor. Çünkü Bannerman'ı çıkarttık. Bayrak taşıyıcı. Bu ona Bugashiya. Bunu da görüyorsunuz. Ve samuray gördüğünüz özel zırhı var. Oo. Eğer savaşçıysa 8 saniyede bir yenileniyor. Yani buna kılıç veya ok herhangi bir şey geldiğinde ilki boşa gidiyor. Az önce roket fırlattı. ondan sonracımı görüyorsunuz statlarını. İlla değişebilir. O yüzden şey etmiyoruz. Katana Bannerman görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şimdi gelişmelerini de görün. Hı, şunlar değişti zaten. Ne kadar hoş. Ondan sonracıma. Şimdi bakın. Bakın. Taşla veriyor. Bakın. Buraya bakın. Altın ve taş var. Gördünüz mü? Taşla çalışıyorsa altın. Altın çalışıyorsa taşla veriyor. %20 oranında çalıştığını. Yani Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi özel teknolojisi var. Bütün yakın dövüşçü askerlerin artı bir hasarını artırıyor. Şeyler hariç. Kuşatma birimleri. Yani işçiler dahil. Bakın. Sen bacım. Şimdi bir de öküz yap. Ondan sonra ana bina gireyim. Hop şunu da kuralım. Askeriyeleri de tekrar yap. Görelim. Bakın şimdi okçuluk yerini kurduk. Bunun da mimarisi böyle. Ondan sonra cim, siz yara kafalar gelin. Heh. Bakın şu özel, şu çok özel bir teknoloji. İlk çağdan itibaren bence yapın. Yani hem hızlandırıyor, hem daha çok şey taşınabiliyor, hem de Berbuş'tan falan daha çok şey, daha hızlı yapılabiliyor. Berbuş daha hızlı, adını söyleyeyim, daha hızlı toplanabiliyor. Şey mimarisini de görün. Evet, bunu tabii hızlı şekilde bitirdiler şimdi. Kesin yiyin amına koyayım, yamlamları. Evet. Bakın marketimiz böyle. Nerede lan natural market? Şuraya koyalım. Bir tane de başına 10 tane de yok. Bakın şakasını diyor. Bunlar tüccarlarımız görüyorsunuz. Kaç altın? 39 altın getiriyor. Ekstradan bir şey yok. Ondan sonracığıma işçilerin canını atalım. Evet. Şu Bannerman'a bakalım. Şu izci zaten gördünüz. Bir daha çıkartın dedi. Görün mimarisini. Evet. Şuna da normal saldırılması çok güzel olacaktı. Şimdi bunu kurdular mı? Heh. Bakın. Şu an 6 tane maksimum üretebiliyoruz. Pıt. 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 Ya. Ya. Evet. Bunları da gördünüz. Klasik dedik.
Ha bu arada şunu kesinlikle unutmayın. Atlılara, okçulara ve yaya derken yakın dövüşçü askerlere karşı bonus için bonus veriyor. Şimdi size hangisini göstersem? Ya şu klasik zaten şeyini görürsünüz. Şunu yapayım hem de ben de bir daha şey yapayım. Budizmi seçtim. Diğerinden size sürekli şey verecek. Max 4'e kadar ki teknolojiyle 6'ya çıkartabiliyorsunuz. Kutsal emanet verecek. O kutsal emanetleri istediğiniz yere koyabilirsiniz. Askeriye koyarsanız daha hızlı üretir. Buraya koyarsanız daha hızlı üretim yapar. Buraya koyarsanız size bedava altın verir. Buraya koyarsanız, normal eve koyarsanız yani daha fazla şey bedavadan et verir. Oduncuya koyarsanız bedavadan odun verir. Öyle. Ondan sonracığıma... Heh, şimdi bak. Evet. Şimdi bakın üretim yaptık. Şu an görüyorsunuz. Bu da Shoestra. Yani bu... Oha. 60 saniye çıkmış. 60 saniyede bir, 60 saniyede bir değil, 60 saniye boyunca ki 30 saniyeydi bu yanlış hatırlamıyorsam. %50 damage'i düşüyor düşman. Ya. Görüyorsunuz. Ha. Şuraya bir getir. Sonra bir tane de kutsal emanet. Şunu da al. Sonra şöyle bir gel. Şimdi siz başka ha yine Budist tapınağı yapalım şöyle. Hay amına koyayım. Çok yakın olduk. Şimdi şöyle kuralım. Tophanemiz. Evet buradan hemen size göstereyim. Teknolojilerini de araştıralım. Zaten özel teknoloji bu. Daha güçlendiriyor zırhlarını. Bakın dizaynı bu şekilde. Tüccar, Skrivit'le. Ondan sonra şöyle bir Junk intihar olması. Bunlar. Evet şimdi artık 3'e de geçtiğimizi göre ha şunu göstereceğim. Bakın şu an o teknolojiyi, Zen teknolojisini araştırdığımızdan itibaren bizim Pap, Rahip neredesin? Ya 60 saniyede yani dakikada size 25 altın veriyor tanesi. Ve üretin amına koyayım. Bakın. Ya. Yakında yazacak. Ondan sonucuma evet bunları yaptık. Bunların araştırmaları. Şu ikincisini göstereyim. Böyle bir teknoloji. Ondan sonucuma bunların yapalım. Senin anana. Evet, bakın bu gelişti. Atlı samuray gerçekten çok güzel. Ondan sonucuma şunu görün. Demişti. Heh. Bakın koşuyor. Düşmanı görünce zaten otomatik koşacak. Eskiden sanki elle yapıyorduk bunu anlamıyorum. Evet, elleydi. Bunu iyi, o şey olması daha iyi oldu. Otomatik. Neyse. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Ondan sonucu şunları geliştirelim. Bakın. Kılıcın da çok güzel oldu. Sen bir yıkıl artık. Ondan sonra rejima hemen artık dördüncü atlayalım. Bu denediğimiz gibi bedava şeyler veriyor. Askerler size sürekli 30 saniyede bir hatta onu yapalım. Kale de işte mesela şunu işaretleyecektik. Şunu şey mesela şunu işaretleyecektik. Eğer hiçbir tarafsız ticarethane yoksa haritanın ortasından geliyormuş. Yani öyle demiştim. Bakın şimdi bedavaya. İki stack var gördüğünüz gibi.
Hemen bedava. Ha, burada stack stack da değişiyor. Mesela bunu ürettik. Bunu da ürettik, bitti. Bunu, bu normalde yok biliyorsunuz, bununla geliyor. Bakın abimize. Ya. Çok harikulade bir abimiz. Bu klasik şu anlık. Açtık. Açtık. Zaten topumuz. Etem gibi. Ondan sonra cuma. Yapalım. Özel kalemizi kuralım. Sonra şunu da yapalım. Ondan sonra işte biraz daha asker üreteyim. Hayır. Evet. Tokugawa kulemiz de bu. Shrine. Bakın özel teknolojimiz var demiştim. Hasarını, meşale hasarını, canını, her şeyini %20 artırıyor yaya kılıçlı askerlerine falan. Yani o mana yaya derken. Ben yaya deyince lütfen yakın dövüşçü anlayın. Evet bakın işçilerimiz de değişti. Abilerimiz geliyor. Bakın şimdi üretim 38, evet hatırladım, doğruymuş. O dakikada 38 odun veriyor gördüğünüz gibi. Aha 76 çıktı. Evet. Ondan sonra jima. Ha şunları göstereceğim. Hop 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 hop. Bakın. Oo. 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 Dur bunu yaparım. Bakın. 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 Statiklere bakın. Sonucuma buna. Ya. 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 Evet. Ondan sonra Jima 11 gelir. Size şunu da göstereceğim. Evet bakın son olarak şey, dur bakayım bütün araç. Ha şunu da yapacaktık. Evet bu da böyle. Bacım şunu kes. Ha hocam sen de gel. Şanda. Siz. Şöyle psikopatlık yapalım. Başka bir şey baktığım kadarıyla unutmadık. Tabii bunun klasik teknolojileri var. Alın size şunlardan da yapayım. Klasik zaten. Ondan sonra jima. Evet. Tüm askerleri de çıkarttığımız. Ha şu teknolojileri. Artık daha şey. Bakın. Her 6 saniyede bir çevresinde, oha bayağı da geniş alan. Çevresindeki düşmanların %50 hasarını azaltacak 60 saniye boyunca. Ya. Harikulade. Şimdi hepinizi Ataka Bakoda'ya. Şunu görelim. 6 roket var içinde. 36 vuruyor tanesi. Ben abi fazladan 50 vuruyor. 9 menzili 5.5 hız. Trade değil. Fishing pot bu. Git lan çalış. Sen ticaretini yap yön edebilme. Bunlar intihar bombacıları. Bakın statlarına. Durdurup bakabilirsiniz. Ya. Şimdi ilk sen bir gel abi. Daha çok tabi binalara karşı üretim o. Ondan sonra Juma. Bütün bir Z'ye tıklayalım. Yani ben de Z. Tüm askerleri hele şöyle bir gelin. Aa şurada duruyorlar artık. H
harikulade binaya karşı etkili. Yani Allah cezanızı vermesin. İşte gelin şöyle. Evet, siz hocalarımız da gelin. ...20 saniye boyunca... ...hem bütün askerler hasar alacak, kazar kazanacak, %20. Şöyle bir gelin. Hem de hareket hızları alacak ama aynı zamanda... ...bunda bizim askerlerin ve aynı zamanda... ...düşmanlar... ...bizden olacak tabi. Tabi tutturabilirsek. Şöyle bir düşman gelsin amına koyayım. Hay Allah. Bakın. Sıçtı düşman. Gel. Convert, convert, convert. Öldürdünüz mü onu? Vay amına koyayım. Neyse, alın bakın. Bir de ne kadar bir alan hasarı veriyor. Ece bu şekilde görsek ama bakayım. Mesela hop bitti şuraya bitti. Bunları görürseniz psikopat mı bunlar? ...85 et, 155 altın. Ve zafer. Ya. Sen anlar mıyım? Evet. Şimdi lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Japonya çok uzun olduğu için 53 dakika oldu. Çok çeşit şey vardı Japonya'da anlatılacak. Yorumlara da lütfen fikirlerinizi, olumlu fikirlerinizi yazın. Olumsuzları rendeleyerek yazın ki hani hayata geçebilsin doğru bir şekilde. Peki, görüşmek üzere.